Herkese selamlar. Bugün fırında bu tarifim var. Şahane sosuyla, enfes tadıyla herkes hayran kalacak. Buyurun yapımına geçelim. Sosu için öncelikle bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 3 tane sarımsağı rendeleyelim. Baharat olarak 1 yemek kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı köri ve 1 tatlı kaşığı tuz alarak iyice çırpalım. Sosumuz hazır. 8 adet but kullanacağım. İsterseniz artırıp azaltabilirsiniz. Derisini kaldırarak 1-2 çizik atıyorum. Ve sosun içine daldırarak çiziklerin içi de dahil her yerine sostan sürüyorum. Bütün butları aynı şekilde önceden hazırladım. Gördüğünüz gibi küçük küçük çizikler attım ve her yerine sos sürüyorum. Bütün butları sosladım. Şimdi streç filmle ağzını kapatarak 2-3 saat buzdolabında dinlendirelim. Eğer vaktiniz yoksa hemen pişirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Yine aynı lezzette olacaktır. Sadece fazla bekletince sosu iyice içine işliyor. O yüzden isteyen bekletebilir. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Streç filmi kapattım. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Birkaç saat dinlendirip pişirebilirsiniz. Dediğim gibi hemen pişirebilirsiniz. Şimdi sebzelerini hazırlayalım. 2 tane yeşil biberim var. Yeşil biberi şöyle biraz uzun olacak şekilde doğruyoruz. Kapya biberleri doğradım. 2 tane de kapya biber doğradım. Patatesleri de uzun uzun elma dilimi şeklinde doğruyorum. 2 tane domates var. Domatesi de yine aynı şekilde elma dilimi şeklinde bir yarımı dörde bölecek şekilde bölüyorum. Sebzelerin üzerine biraz tuz ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek elimle iyice karıştırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara nereden izlediğinizi yazarsanız sevinirim. Sebzeleri tepsiye düzelttikten sonra aralarına soslu butları yerleştiriyoruz. Derisini üzerine çekerek tepsiye hepsini yerleştirdik. Şimdi kalan sosu üzerine elinizle ya da fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayardaki fırına gönderelim. Yaklaşık 1 saat pişireceğiz. Lokum gibi şahane oluyor. Sos da içerisine işlediği için nefis bir tadı oluyor. Mangal gibi. Şöyle yanına siz de nohutlu pilav yapabilirsiniz. Patatesiyle, yanındaki sebzeleriyle şahane oldu. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.